endüstri devriminde hangi aşamadayız şu an sizce? Bu soruyu biraz kendimden örnek vererek cevap vermek istiyorum. Kendimi anlatırken de bir dönem Afrika'da çalışım bahsetmiştim. O dönemde Uganda ve Zimbabwe'de çalıştım. Oradaki evler çok farklı evlerdi tabii. Kimsenin evinde telefon yoktu. Bizim alıştığımız anlamda yapılar da yoktu. Özellikle Uganda'da. Ama o derme çatma binaların içinde internet kafeler vardı. Ve internet kafelerin içi doluydu. Hatta bisikletin arkasına kabin yapıp oradan cep telefonuyla sokak sokak dolaşıp insanlara telefonunu kullandıran kişiler de vardı. Çok inovatif iş modelleri de vardı bu anlamda. O yüzden ben 4. Sanayi Devrimi, Endüstri 4.0 aslında buna benzetiyorum. Yani tamam, bir sanayi devrimi olması için elektrik olması lazım. 4. Sanayi Devrimi olması için internet de olması lazım. Ama bir ülkenin 4. sanayi devrimine geçmesi için illa makine çağını tamamlamış olması gerekmiyor. Yani 1, 2, 3'te başarılı olmuş olması, ondan sonra 4'e geçmiş olması gerekmiyor. Estonya da burada güzel bir örnek. Kendini dijital bir ülke olarak tanımladı. Girişimcilerin diğer ülkelerdeki kurulu sistemlerle çözemedikleri problemler, işte şirket kurma, kapatma, fatura kesme gibi problemleri çok pratik bir şekilde çözdü. İlla işte diğer ülkeler gibi belirli aşamalardan geçmesi gerekmedi. Türkiye'nin Endüstri 4.0 yolculuğunda bu hikayeyle bağlamak istiyorum. İlla bizim 1, 2, 3'ten çok iyi puanlar almamız ve ondan sonra 4'e geçmemiz gerekmiyor. Burada gerçekten başarılı hikayeler var. Kendi markalarını oluşturan yeni girişimler, yeni ürünler ya da mevcut üretimlerini, sanayilerini, işlerini veriyi de kullanarak, dijitalleştirerek, yapay zekayı kullanarak farklı boyuta getiren şirketlerimiz, firmalarımız var. Onların sayılarının artacağını düşünüyorum. Burada yalnız şöyle bir handikapımız var. Biz 1, 2, 3, 4 diye puanlama yaptığımızda en yüksek puanı alma eğilimindeyiz. Yani biz illa 4 olma eğilimindeyiz ya da 4'ten sonra 5, 6, 7 gelecek mi onu konuşuyoruz. Ya da diğer taraftan yapay zeka konuları var. Sanki böyle dijital dönüşümü tamamlamışız da o dönem bitmiş, yapay zekaya geçiyormuşuz gibi bir algı da var sektörlerde. Bunları iyi düşünmemiz lazım. Yani yapay zeka dediğimiz şey veri olmazsa olmaz. Ama 4. sanayi devrimi bize o veriyi nasıl elde edeceğimizi tanımlayan, sistemleri kurduran bir yapı. Dolayısıyla adım adım biraz elma ile de armutu karıştırmadan bu süreçleri tanımlamamız gerek. Aşama aşama geçmemiz gerek. Diğer taraftan mevcut sistemleri değiştirmek zor. Türkiye'de özellikle mevcudu dönüştürenlerden çok yeniden başlayan, yeni başlangıçlar yapan şirketlerin, sanayicilerin bu konuda daha başarılı olacağını inanıyorum. Bir sıralama yaparsak çok yukarılarda değiliz. Sektörel olarak değerlendirme yaparsak bazı sektörler sektörün de gereğinde daha aşağılarda.